Burada vardı. Tamam. Biz Tars'tan Urfa'ya kurbanlık götürüyoruz. Kaç kurbanlık götürüyoruz? 17 tane yükledik, götürüyoruz. Kamyonla götürüyoruz. Ne zorlukla seçiyorsunuz yolculukta? Valla biz şimdilik 4 tane ter, 4 tane kamyon yükleyip yolculuk Şanlıurfa'ya gidiyoruz. İşte sarı raporumuzu, evraklarımızı hepsini hazırladık. Veterinerleri bekliyoruz. Çıktığı zaman çıkıp gidiyor. Allah'ın izniyle ancak sabah, yarın sabah oraya varmamız lazım. Birbirini değiştiriyorlar. Uykusuz geldi mi kaza, herhangi bir asim ameliyatı çıktığı zaman birbirini değiştiriyorlar. Peki yolculuk sırasında kaç saatte bir durup hayvanları kontrol ediyorsunuz? Valla yol durumuna bağlı. İşte yol kötü oldu mu arada bir bakmamız lazım. Çünkü hayvanlar amanettir ya, sahibi bizde olmadığı için bu şirket malidir. Biz şimdi burada evrakları hazırlamışız. Veteriner mühürlerini bize veriyor. Biz onun için yani daha önemli sağlamamız lazım. Hayvanı kontrol ettiniz, hayvan baktınız yatıyor veya düşüyor. Ne yapıyorsunuz bu arada? Onları bir şekilde kaldırmamız lazım. Çünkü eğer kaldırmazsak her gittikçe sıkıntı çıkarıyor. Birbirlerine ezerler. Araçlarınızı bakıma götürüyoruz, bakımları falan yaptırıyoruz, hazırlığı yapıp ondan sonra yola çıkarız. Yani hazırsız o yola çıktığın zaman bu canlı mal yollarda olamaz yani. Uyku problemini nasıl çözüyorsunuz? Efendim? Ne yapıyorsunuz uykunuz geldiği zaman? Uykumuz genelde çift şoför olarak gidiyoruz uzun yola gittiğinde, kısa yollardan. Mesela şu an Allah nasip etse Urfa'ya gider, Urfa'ya kadar tek şoför gider. Kaç saat sürecek yolculuk? Valla bir 12 saat falan sürer. Tabii ki yolda bazen bir yarım saatlik falan durmamız gerekir. Hayvanlara bakar.
Şimdi şoförlerin uykusuz olmaması gerekir. Biraz rahat olup da yani gidip gelmeyecek. O şoför en azından rahat bir şekilde rahat olacak ki yola çıktığından dikkatli bir şekilde gitmen gerekir. Dur bir onu karıştırayım. Hatta şimdi evde gidiyor. Merhaba, kolay gelsin. Sağ ol be, teşekkür ederim. Yolculuk ne zaman? Yolculuk ama biz saat şimdi. Urfa'yı. Nereye? Şimdi yolculuk öncesi karnınızı doyuruyorsunuz. Tabii mecbur biz. Ne yemek yaptın? Taşık. Menemen. Ya bize gibi. Dolayısıyla bayağı bir yoğun sevkimiz var. Hem döküm mevsimi dediğimiz yaylalardan hayvanlar inmekte. Hem de kurban olarak derilere sevkiyatımız olmaktadır. Ne kadar sevk oluyor? Şu anda günlük yaklaşık 2000-2500 civarında hayvan gönderiyoruz derilere ve Eylül ayında toplam 20 bin civarında büyük beş hayvan sevk ettik. 20 bin de küçük beş hayvan sevk etmişiz. Kurbana kadar kaç hayvan sevk etmek planlıyorsunuz? Ve şu anda evdeki verilere göre vatanın kasa ulaşmasını bekliyoruz. Şu anda yıl boyunca 2013 yılı içerisinde 85 bin civarı büyük beş hayvan sevkini yaptık. Ve 45 bin civarı küçük beş hayvan sevk yaptık. Bunun yıl sonuna kadar 150 bin civarında olması büyükbaş hayvanda tahmin etmekteyiz. Kurbanlık sevki kaçı buluyor? Kurbanlık hayvan sevki yaklaşık tahmini olarak tüm il geneli 45-50 bin civarı büyükbaş hayvan sevkiyatı duracağını tahmin etmekteyiz. Nelere dikkat ediyorsunuz? Hangi evrakları istiyorsunuz? Şimdi hayvan sevkiyatında önemli olan hayvan pasaportuyla vatandaşlar bize geliyor. Biz hayvan pasaportunu kontrol edip ve sağlık muayenelerini kontrol ettikten sonra il dışına sevkini yapmaktayız. Ne kadar görevli bu konuda çalışıyor? Bu konuda merkezde 6 kişi, her ilde de 2'şer kişi olmak üzere 20 kişiyle hayvan hareketini yapmaktayız. Evet, hayvan pazarlarında durum ne şu anda? İlimizde ruhsatlı hayvan pazarı bulunmamaktadır ama sevkiyat oralarda hayvan buradan yani bu geliyor. Buraya uğramamış herhangi bir yolculuk var, izin vermiyor. Tabii ki il diğer illere sevkli olacak yerlerde kesinlikle il ve ilçe müdürlüklerimize müracaat yapılması gerekiyor ve veteriner sağlık raporunu rapor almalar gerekiyor. Yayla dönemine denk gelmesi hayvanların doğal bir ortamda beslenerek daha iyi bir şekilde, kaliteli bir şekilde etleri beslemelerini sağlanmıştır ve daha kaliteli bir et üretimi sağlanmıştır.